sıfır atık projemiz yaklaşık 7 aydan beridir inşaatı devam ediyor. Şu anda %95 oranında tamamlanmış vaziyette. Bu atık projemiz tamamlandığında, tesisimiz hazır hale geldiğinde bu projedeki hedefimiz israfların önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atıkların bütün bunlara rağmen atıklar oluşuyorsa bu atıklar gözden geçirerek en aza indirilmesi ya da buna rağmen oluşuyorsa bunları geri dönüşümde kazanılıp bunları katma değer oluşturmasını sağlanması hedeflenmektedir. Biz Siverek Belediyesi olarak normalde sıfır atık tesisimizi tamamlanması durumunda yaklaşık 4000 metrekareden oluşmaktadır. Bunun 1000 metrekaresi kapalı alan, 3000 metrekaresi ise açık alandan oluşmaktadır. 1000 metrekare kapalı alanda idari bina ve ambalaj atıkların ayrıştığı bölüm olarak değerlendirilmektedir. Açık alanda ise 3000 metrekarede ise normalde belediyemizce tespit edilen nüfus yoğunluğunun olduğu yerlerde mobil atık getirme merkezleri kurulacak. Yine kamu kurumlarında normalde atık tesisi uygun çöp konteynerler bırakılacak ve belediyemiz tarafından bunlar düzenli olarak toplanıp tesisimize getirilip burada ayrıştırıldıktan sonra bunları normalde ilgili geri dönüşüm tesislerine gönderilip ülkemize ve memlekete daha faydalı, daha dediğim gibi katma değer oluşturulması noktasında fayda sağlanacaktır. Biz normalde bütün bunları yaptıktan sonra şehrin farklı noktalarında kurduğumuz bu mobil atık getirme merkezlerinde normalde 8 kategoriden oluşması bekleniyor. Bunlar elektronik atıklar, kağıt, karton, metal, cam, plastik, giysi, bitkisel yağlar ve atık pil olarak bunlar toplanıp dediğimiz gibi ayrıştıktan sonra ilgili geri dönüşüm merkezlerine gönderilip katma değer oluşturulması beklenmektedir. Biz projemiz normalde yaklaşık şu anda dediğim gibi %95 oranında tamamlanmış ve yaklaşık 2 hafta sonra teslim alacağız. Siverek Belediyesi olarak ya da bunu hizmet alım yoluyla işletmesini başlatacağız. Bu proje ile aslında bir yerden normalde memlekette şehrimize biraz temizlik bilincinin aşılanması, ona en azından duyarlılığın sağlanması, yine istihdam sağlanması bekleniyor. Ve bu oluşan, toplanan atıklardan belediyemize düzenli olarak bir gelirin elde edilmesi beklentisi söz konusu. Bu projemizi gerçekten zamanında başvurmamız sonucu Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey'in desteklerini esirgememesi, kendilerine burada teşekkür ediyor. Yine bölge milletvekilimiz Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'a Bey'e teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak Hanım'ın girişimleri sonucu şu anda bu tesisi Siverek'imize kazandırma yolunda sonuna geldik. Bu projenin ilçemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.